Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Şimdi bisiklet arka teker dişlisini sökeceğiz. Diğer adıyla ruble sökümü yapacağız. Değiştirmemiz gerekiyorsa değiştireceğiz. Bakımını yapmamız gerekiyorsa söküp bakacağız. Nasıl söküldüğünü göreceğiz arkadaşlar. Şimdi normalde bunun atölye ortamında sökülmesi gerekiyor ama şu an şartlarımız elverişli değil. Onun için burada sökmeye karar verdim arkadaşlar. Öncelikle bağlantı milini söküyoruz buradan. Bunu kenara koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz gibi dişlimiz arızalı olabiliyor, bozulmuş olabiliyor ya da yıpranmış olabiliyor. Bunları değiştireceğiz. Bunların iki türü var arkadaşlar. Bir tek celsede sökülüp değişebiliyor. Bir de mekanizmalı tipi var. Bu şimdi mekanizmalı tip normalde ruble anahtarı olması gerekir ama şimdi önce şu göbek cıvatasını sökeceğiz arkadaşlar. Göbek cıvatasını alıyoruz buradan. Anahtar yanaşmıyor öbür türlü. Göbek cıvatasını söktükten sonra bu orta boşalıyor arkadaşlar. Buraya normalde ruble anahtarı olması gerekiyor. Ruble anahtarımız olmadığı için ben bir aparat yaptım. Bu aparatla sökeceğiz arkadaşlar. Bunu bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Tutup çeviriyoruz. Bu somunu söküyoruz. Gördüğünüz gibi somun çıktıktan sonra burada iki tane küçük dişli var arkadaşlar. Bunların sırasını bozmadan alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Sonra arada bir tane mesafe pulu var. Bilezik bunu da alıyoruz. Sonra bu mekanizma geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Bazıları burada paso oluyor arkadaşlar. Pasoyu sıkıyorsun. Şu mekanizma bunun içinde olmuş oluyor. Bu farklı diğerlerinden. Normalde diğer eskisini getirip normal sıkıp takıyorsun ama bu farklı görüyorsunuz. Bunun circiri burada. Bunun mekanizması. Bunun da arızalı olduğunu düşünürsek bunu nasıl sökeceğiz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çekirdekleri burada. Diğer tarafın çekirdekleri de burada. Şimdi şurada bir tane anahtar yuvası var. Burada bunu 10 alyanla 10 alyanla göbeğe takıyoruz arkadaşlar. Sol tarafa çevirip açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor. Eğer bu arızalıysa yenisini alıp yine aynı şekilde bu göbeğe takıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bunu tamir edebiliriz de. Bunu sökmemiz gerekiyorsa hemen onu da sökelim arkadaşlar. Şuraya azalık yapalım şöyle. Şurada bir tane pul var. O pulu alıyoruz. Şöyle. Bu pulu alıyoruz arkadaşlar. Sonra burada 9 tane rulman çekirdeği var. Ben bunu daha önce söküp temizledip yağladım. Sizin görmeniz için tekrar söküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu somunu biraz önce açmıştık cıvatayı. Şurada gördüğünüz gibi iki tane çentik var. Bu çentiğe şu şekilde bir anahtarla takıyoruz.
Çeviriyoruz arkadaşlar. Ben genel ortamda daha rahat çalışırız ama şimdi bunu açacağız. Bisikletin göbeğine takıyoruz dönmemesi için. Bu sağ tarafa doğru açılıyor arkadaşlar. Yani sıkma yönüne açılıyor. Dönerken açılmasın diye sıkma yönüne doğru açılıyor bu. Açıldıktan sonra tornavidayla rahatça çevirebiliriz. Çıkartabiliriz bunu. Evet, çıktı. Evet arkadaşlar. Burada mekanizma da bu şekilde sökülüyor. Eğer bilyeleri dağıldıysa rulmanları değiştiriyorsunuz. Burada da rulmanlar var içinde. Bisikleti hareket ettiren mekanizma bu. Burayı yağladım ben şimdi. Şunlardan da 24 tane misket var arkadaşlar. 24 tane rulman çekirdeği var. 24 tane de diğer tarafta var. Evet. Bunun bakımını yaptıktan sonra tekrar takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu söktüğümüz somunu tekrar yerine takacağız. Sol tarafa sıkılıyor arkadaşlar. Normalde ters diş bu. Şu şekilde. Buraya takarsak daha rahatça yaparız. Tornavida ile boşluğunu aldıktan sonra karga burun penseyle sıkabiliyoruz. Evet. Şunu biraz daha güçlü sıkacağım ki açılmasın. Evet, bu şekilde destek alıp evet, gayet güzel bir şekilde sıkıldı. Gördüğünüz gibi daha yerinden çıkmaz arkadaşlar. Şimdi bunu yerine takıyoruz. Sonra sabitleme somunuyla on al yanına sökmüştük biliyorsunuz. Takıyoruz yerine. Bunu da yeteri güçlükle sıkıyoruz. Evet. Şu an mekanizmamızı sıkıştırdık arkadaşlar. Çıkarttığımız rulman misketlerini tekrar yerine takıyoruz. Önce biraz gres yağı ile yağlayalım. Az aşırı yağ sürmeye gerek yok. Bunlardan da 9 tane var arkadaşlar. Arkadaşlar misketlerimizi diziyoruz. 9 tane var bundan. Evet. Sonra bu daha önce söktüğümüz kapağımızı takıyoruz yerine. Şimdi rublemizi yerine tekrar takıyoruz. Burada şurada geniş tırtık olan yere dişlinin geniş tırtıklı yerine denk getiriyoruz arkadaşlar şurayı. Denk gelmezse yerine takamazsınız. Evet. Takiben söktüğümüz dişlileri tekrar takıyoruz. Mesafe bileziğini takıyoruz. Sonra bu dişliği takıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde geniş olan yeri geniş yere getiriyoruz. Sonra son dişliğimizi takıyoruz yerine.
Geniş dişli yeri de burası. Evet. Takiben somunumuzu takıp sıkacağız arkadaşlar. Elle boşluğunu alıyoruz. Böyle anahtarımızla elle boşluğunu aldıktan sonra bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Bir daha çıkmaz. Gördüğünüz gibi rublemizi yerine taktık. Sonra göbek milini takacağız. Bunların yağlamasını ben daha önce yaptım. Az bir şey daha yağ ilave edeyim şöyle. Biraz yağ da bu tarafa ilave edeyim arkadaşlar. On yedi anahtarla sıkacağız arkadaşlar burayı. Bu rulman baskısını çok güzel ayarlamamız lazım arkadaşlar. Çok fazla sıkarsak dönmesi zor olur. Az sıkarsak da şöyle görüyorsunuz. Boşluk olur. Şu şekilde az sıkarsanız boşluk olur. Fazla sıkarsak rahat dönmez. Daha çabuk rulman dağılmasına sebep olur. Onun için tatlı sıkı olması lazım arkadaşlar. Ne sıkı ne gevşek. Bu şekilde. Ayarladıktan sonra mesafe turunu koyuyoruz. Bu da kontrol somunumuz arkadaşlar. Somunu sıkmasak arka taraftaki somun açabilir. Şimdi bunu kontra yapacağız. Bunu kontra sıkacağız arkadaşlar. Evet, burası önemli. Fazla sıkarsak dönmez. Az sıkarsak boşluk yapar. Ortasını bulmamız lazım. Karşı taraftan anahtarla tutup evet, bu şekilde gayet güzel. Bu şekilde bitirdikten sonra göbek civatasını bağlıyoruz. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.